olabilir. Herkes şampiyon bugün oldu. Hocam Ankaracı ne zaman şampiyon olur diye bana sorsalar, ne zaman hissettim deseler, o sizinle tesislerde yaptığımız röportajda hissettim derdim. O günkü sizin anlattıklarınız, vizyonunuz, söyledikleriniz ikinci yarı neredeyse hepsi tuttu. Bizi çok mutlu ettiniz. Size nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz ilk önce. Hem Ankaracı taraftarları hem Ankaralılar adına Ankaracı'nı hak ettiği yere getirdiniz. En büyük katkıyı da biz sizde görüyoruz. Okuyucularımız da öyle geliyor. Bir görüşlerinizi çok kısa almak isterim. Ankara'da çok daha detaylı bir konuşmak için. Her şeyden önce şu anda çok mutluyuz. Sezon başından beri çok büyük zorluklarla, sıkıntılarla mücadele ettik. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ama hiçbir zaman bu zorluklar ve sıkıntılarımız bizim hedeflerimizin ve inancımızın önüne geçmedi. Biz çok çalıştık. Devre arası transfer yapamadık. Aramızdan ayrılan oyuncular oldu, sakatlananlar oldu, sezonu kapayanlar oldu. Gene yılmadık, çok çalıştık. Kendime, ekibime ve bu karakterli oyunculara güvenerek zaten biz çok çalıştık. Allah da yardım etti, biz bugünleri gördük. Her zaman bize desteğini esirgemeyen medyamıza, taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onların bize verdikleri enerji, destekler sayesinde biz de onları mahcup etmemek için çok çalıştık gerçekten. Bu takım da Ankara Gücü'nü hak ettiği yere getirdi. Bütün Ankara Gücü camiasını, Türk futboluna hayırlı olsun. Bizi hiçbir zaman hiçbir yerde yalnız bırakmayan da bu muhteşem Ankara Gücü taraftarlarına da bu şampiyonluğu armağan ediyorum. Biz sizinle hiç telefonla konuşmadık hocam. Ben sizi hiç aramak istemedim. Hocamı rahatsız etmek istemiyorum. O bir bildiği var. Böyle istiyor, böyle uygun görüyor. Fazla basınla iç içe olmak istemiyor diye düşündük. Ama artık basınla herhalde iç içe olacaksınız. Bir hafta coşkulu bir zamanımız geçecek. Ondan sonra Kızılay'da inşallah şampiyonluğu kutlayacağız. İnşallah. Sizin... Ben çok fazla sevinen bir insan değilim. Yani sevincimi de belli edemiyorum. Karakter olarak yani insan olarak. Ama içimde tabii. Ben onu içimde yaşıyorum yani. Bugün yüzünüzden tekrar gördük hocam. O gün de görmüştük. En azından hırsı görmüştük, inancı görmüştük. Allah razı olsun diyorum hocam sizden. Çok teşekkür ediyorum. Ankara camiasına, taraftarlarına. Türk futboluna hayırlı olsun bu şampiyonluk. İnşallah Süper Lig'de de Ankara Gücü hak ettiği yerlere doğru planlamayla yani iyi adımlar atar ve orada kalıcı olarak buradaki başarıları Süper Lig'de de yaşatabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Maçın değerlendirmesine gelirsek buraya kazanmak için gelmiştik. Kazanıp son maçta kazanıp kendi evimizde Süper Lig'e çıkmayı hedefliyorduk. Ama belki bugünkü galibiyetimizle rakiplerin de puan kaybetmesiyle bugün de Süper Lig'e çıkabileceğimizi biliyorduk. Bu bilinçle hazırlandık. Bu motivasyonla buraya geldik. 3 golle 3 puan aldık. Rakiplerimiz de puan kaybetti. Bugün muhteşem taraftarlarımız, camiamız, başkanımız, yöneticimiz, medyamız, başkentin takımı hak ettiği yere geldiğini düşünüyorum. Bütün sezon başından beri hedefimiz, amacımız buydu. Çok şükür bugün beklenen oldu. Biz sezon başından bugüne kadar bayağı bir sıkıntılar yaşadık. Ama hiçbir zaman bu sıkıntılar bizim hedeflerimizin ve inancımızın önüne geçmedi. Çok karakterli bir oyuncu grubuyla biz her zaman inandığımız yolda yürümeye devam ettik. Arada kırılmalar da oldu. Ama bu taraftarlarımız her zaman her yerde bize inanan ve güvenen bu muhteşem Ankara Gücü taraftarları bize destek verdiler.
Bu desteklerine layık olmak için bize çok çalıştık, uğraştık. Bugün Süper Lig'e çıktık. Bu takımın Süper Lig'deki oluşumu, konumu Türk futboluna, Ankara Gücü camiasına ve muhteşem Ankara Gücü taraftarlarına armağan olsun. Bundan sonra başkanımız, yöneticilerimiz güzel bir planlamayla bu takımın geleceğiyle ilgili neler olup olabileceğini onlar tabii ki oturup konuşacağız hep beraber. Ama şu ana kadar anlatılacak çok hikaye var. Bu takımın, bu şampiyonun içi gerçekten çok dolu. Yani çok fazla hikaye var. Herkes şampiyon olabilir. Herkes şampiyon bugün oldu. Hocam düşman bana gerek kalmadı.